Haftalardır yargı dağıtıyorsunuz diyebiliriz. Bu hafta da reytingde birinci olarak taşlandırdınız. En baştan Kaan, en köşeden görmedim Mehmet Bey. Nasılsınız? Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa. Birlikte yemek yedik. Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz neler söyleyeceksiniz? Katilimiz de konuşsun. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım, yemez bence. Gayet keyifliyiz, gayet mutluyuz. İzleyenlere ekstra ekstra teşekkür ediyoruz. Zaten çok güzel gidiyor. Çok da keyifliyiz. Bilemedim ne desem çok iyi. Yani notlar bana döndüğü için çok da bir avukat olarak en azından herhalde şu an konuşmamam gerekiyor. Evet, yayınlandı. Birinci bölümden itibaren çok güzel, büyük bir ilgi gördü. Ve senaryo kafaları o kadar karıştırdı ki şu an bütün Türkiye sosyal medyada sizi konuşuyor. Neler söyleyeceksiniz Kaan Bey? Bekliyor muydunuz bu şekilde bir etkileşim? Yani çok şanslı hissediyoruz. Her şey yolunda gitti. Çok güzel bir ekip bir araya geldi. Dedim biri karışmasın. Geçen bir senaryomuz, senaryolarımız var. Sema'nın Sema bir ya, yani. Evet. Zorla getirdim. Evet, Sema Ergenekon'a çok bir alkış alalım. O yüzden ben de uzatmayayım. Sema Hanım. Evet, Pınar Hanım'a dönmeden Sema Hanım. Aslında genelde dizilerde senaryodan çok oyunculuklar konuşulur ama bu dizide en çok senaryo konuşuluyor. Katil kim, kim ne yaptı, ne etti? Sizden birkaç kelime alabilir miyiz? Biz de dizinin hayranları olarak aynı zamanda. Bence oyun oynamayı hepimiz seviyoruz. Herhalde onu sevdiler, bilmiyorum. Ne söyleyeceğim de bilmiyorum. O yüzden bence direkt Pınar Hanım. Ya gel. Sen onun yerine konuşacağım o zaman. Evet. Ya şöyle, biz ilk senaryo okuduğumuz bana mesela ilk riskli gelmişti. Çünkü çok fazla kafa karıştıran ve yani katil kimden ziyade böyle şey vardı, farklı bir şey vardı, farklı bir matematik vardı senaryoda. Ve seyircinin bunu sevmesi beni gerçekten sektör adına çok umutlandırdı. Çok mutluyum. Çünkü herkes işinin en iyisini yapmaya çalışıyor ve ya şu oluyor mesela, çıkıyoruz ve senaryo konuşuyoruz. Şimdi bile içeride gerçekten bir senaryo yapıyoruz. O yüzden Sema'nın çok 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 büyük başarısı var. Oyuncu arkadaşlarım da öyle. Hepimiz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok büyük başarılı oldu. Çok fazla hani konuşmak istemiyorsunuz ama en azından şu soruya cevap alalım istiyoruz. bu dizi için, bu senaryoyu yazmak için uzun zaman boyunca adliyelerde de zaman geçirdiğiniz konuşuldu. Onunla ilgili en azından hani senaryo yazarken başka ne seçimlere dikkat ettiniz? Aylarca biliyoruz çünkü bayağı gittiniz avukatlar, hakimlerle görüştünüz. Yani o davalar izlendi. Avukatlarla, hakim bir sürü insanla görüşüldü. O bilgi birikimi, öğrendiğimiz bir sürü olaylar hepsi işte senaryoya bir şekilde yansıdı. Bu da şunu gösteriyor. Ben kendi adıma şunu öğrendim. Gerçekten oyun hazırlayıp iyi yemek verilince sonuçta mutluluk verici oluyor. Teşekkür edelim. Siz neler söyleyeceksiniz? Peki güzel bir reytingden de bahsedelim. Ya. Tabii her şey çok yolunda, çok şükür. Sadece şeyi ilave etmek isterim. Ben tabii o yazım sürecinin hemen her aşamasına tanık oldum. Sevgili karıcığımın bahsettiği kadar basit bir yerden bakmıyorum meseleye. Burada çok ciddi bir emek var. Farklı kurgu teknikleri üzerinde çalışmalar, işte merak unsuru üzerinde çalışmalar, adliyeler, buluşmalar, savcılarla görüşmeler. Aslında karım bu hikayede bence bir cinayet işledi. Sonra bu cinayeti nasıl... Sonra bu cinayeti... Ben katil bir olarak... Asım'ın yanına geldi, gördünüz. Sonra bu cinayeti nasıl çözeceğini kurguladı.